Öncelikle hastayı muayene ediyoruz. Elimize bir kitle gelebilir, gelmeyebilir. Akabinde koltuk altını muayene ediyoruz. Daha sonra görüntülemelere geçiyoruz. O da yaşa göre değişiyor. Ultrason olabilir, mamografi olabilir, birlikteliği olabilir. Gerektiğinde MR. Bundan sonra yapılacak olan şey biyopsi. Biyopside de keserek değil, ince ya da kan ile biyopsi dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Bununla hastanın adını koyabiliyoruz genellikle. Ayrıca gerektiğinde tüm vücudu da tarayabiliyoruz. Bunlar elimizde olduktan sonra yola çıkıyoruz. Burada da genellikle ilk yapılacak iş ameliyattır. Fakat bazen bunun sırası değişebilir, kemoterapi öne geçebilir gibi.